ve canımız ve narinimiz, narini bekliyoruz sağ salim annecinin kucağına dönsün diye. 21 Ağustos'tan beri kayıp. Abisi gözaltına alınmıştı, 18 yaşında, diş izleri, kontroller yapılmıştı, serbest kaldı. Bu arada haberle ilgili yayın yasağı geldi. O yayın yasağı çerçevesine uyarak narin haberlerini elbette yapmaya devam edeceğiz. Yavrumuzu sağ salim sabırla bekliyoruz. Narini bana getir, bunu bırakma. Getir. Gözaltındaki abi serbest bırakıldı. Haberlere yayın yasağı getirildi. Kayıp olan 8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Kameralarda görüldüğü son saat 15.15. İddialara göre saat 17.45'te amcasının evine gidiyordu. Bir diğer iddiaya göre 18.45'te çeşmenin başında görüldü. Baba 20.15'te jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Narin Güran 21 Ağustos'tan beri kayıp. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe mahallesine kaybolan Narin için özel ekipler kuruldu. Günlerdir köşe bucak aranıyor ancak Narin'e bir türlü ulaşılamadı. Arama çalışmalarının 8. gününde abisi gözaltına alındı. 18 yaşındaki abi EG jandarma işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çocuğun üstün yararının korunması, delillerin karartılmasının önlenmesi, tanıkların ve diğer ilgililerin güvenliği, adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi, kamu düzeninin korunması bu gerekçelerle Narin Güran hakkındaki haberlere yayın yasağı getirildi. Karar Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı. Radyo televizyon Üst Kurulu sitesinde yayınlandı. Her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yapılması yasaklandı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin'in ailesini ziyaret etti. Spekülatif, objektif bilgiye dayanmayan açıklamalar yapmamak gerekiyor. Bu aileyi de çok üzüyor. Bir yandan Narin için beklerken, Narin için umudunu korumaya çalışan aile spekülatif haberlerle tabii daha da yıpranıyor.